1 Nisan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın doğum günü. Kent gönüllüsü bayanlar başkanı ziyaret ederek doğum günü sürprizi gerçekleştirdiler. Belediye meclis salonunda bir araya gelen kent gönüllüsü kadınlar, Başkan Gökhan'ın salona girdiğinde büyük bir pasta sürpriziyle karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan, çok farklı bir günde doğduğunu belirtti. Üniversiteler, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Evet, bugün bizim benim doğum günüm biraz enteresan bir doğum günü. Bir insan. Şaka gibi. Ya ben de Çanakkale'de herhalde 1 Nisan doğumlu özel bir doğum günü diye beni seçtiler. Şovsa. Tabii mühim olan sağlıklı yaşamak. Ben onun bakımından bu yaşa geldik, işte devirdik yaşımızı. Allah'a şükür diyorum. Sağlıklı bir şekilde ayakta dikilerek beynimiz yerinde olarak bu günleri gösterdim. Hepinize ayrı ayrı ben de aynı temennilerle bulunuyorum. İnşallah sizler de yine nice yıllar sağlık içerisinde doğum günlerinizi kutlarsınız, yaşınızı alırsınız. Sağlıklı yaşam gerçekten çok önemli. Çanakkale Belediyesi olarak engellilere verdiği önemi de belirten Başkan Gökhan, kent gönüllerinin kente olan katkılarından bahsetti. Bu hafta esas yarın başlıyor ama yarın cumartesi olduğu için bugün etkinlik düzenlemişler. 2 Nisan'dan itibaren otizm farkındalık haftası engelli kardeşlerimizin, hemşerilerimizin farkında olmak adına, farkında olunması adına yapılan bir etkinlik. Bu konuda ben okullara ziyaret ediyorum biliyorsunuz. Okullarda özel sınıflar var. Özellikle ve öncelikle bu özel sınıfların taleplerini yerine getiriyorum. Hiçbir değişiklik olmazsın. Yine biliyorsunuz belediye olarak bizim özel rehabilitasyon merkezi binamızı yaptık ve milli eğitime verdik. Çanakkale Belediyesi adıyla biliyorsunuz hizmet veriyor. Çok önemli bir hizmet veriyor. Hatta sığmıyorlar. Dünyadaki arsada ilave bir fırsat da yaratmaya çalışıyoruz. Tabii aynı şekilde bir başka engel hali de insanların yaşlanınca başına geliyor. Yani çocuklar, gençler, engelli veya bir grubumuz ayaktaysak yarının bizler de potansiyel engellileriyiz. Ben öncelikle onun için sağlıklı yaşlanma çok önemli. Hem bedensel hem dimasal, zekasal anlamda. Biliyorsunuz bu alanda 6 yıllar yaşam merkezimizi yaptık. Bu çok önemli. İşte orada sağlıklı yaşlanmayı sağlamak adına bunu gerçekleştirdik ve çok da faydalı olduğunu izliyorum, görüyorum. İnsanlar mutlu. Daha ileri yaşlarda, bizim de ilerimizdeki yaşlardaki insanlar için ve onların aileleri için çok önemli. Biliyorsunuz engel sadece engelliye şey değil, külfet değil. Aynı zamanda aileye de, anne, babaya, büyüklere, ona bakana da külfet. Biz, bizim görevimiz yerel yönetim olarak bu yükü ailelerin üzerinde hafifletmek, olabildiğince hafifletmek. Sıfırlamak mümkün değil ama yaşlısı olan insanlar için de hafifletmek, engellisi olan insanlar için de hafifletmek. Şimdi son olarak da biliyorsunuz, sonbahara doğru inşallah çocuk evimizi yapacağız. 0-14 yaş grubu daki çocukların kreşten işte sosyal etkinliğe kadar şeyi de yapacağız. Binamız bitti, teftişini yapıyoruz. İnşallah şeye geçeceğiz. Ve bu noktada bütün bu aşamalarda bunları uzun uzun anlatmamın sebebi şu. Siz değerli gönüllerimiz bu konuda büyük destek veriyorsunuz. Sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, kent gönüllü bu işte. Böyle bir şey. Kent gönüllüsü
yerel yönetimin, yani bizlerin bu bağlamdaki hizmetlerini efendim gönüllü olarak o kesimlere yaymak, denetlemek veya onlara ince ilgilenmek konusunda hizmet vermek. Sizler bunu çok güzel yapıyorsunuz, canlavaşla yapıyorsunuz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Başkan Gökhan konuşmasının ardından kent gönüllüsü kadınlar ile birlikte kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.